Evet, bu şekilde yine sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü kesme sırasına başlamadan önce yine işaretlerimizi takalım. Şu tek olan trabzandan itibaren hemen tepe noktasında olan kısımdan işaretimizi takıyoruz. Burası yine kesme yapacağımız ilmeklerimiz. Öncesinden 3 ilmek öncesinde yine yalancı trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Önce buradaki işaretlerimizi takalım. Ve şurada yine sıra sonunda olan tek trabzanımızdan işaretimizi takıp sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde işaret öncesi 3 sık iğne tepesine kadar yine sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çektik, üst sıraya geçtik. Her bir tepeye tek batarak ilerliyoruz. Yine sık iğne yapıyoruz bu kısımları. Sık iğne tepesi öncesine kadar sık iğne yapıyoruz. Evet, işaret öncesi yine 3 sık iğne tepesine kadar yine sık iğne yaparak geldik. Şimdi tekrardan tığımızın başına ip alıyoruz. Bir sonraki tepeye yalancı trabzan yapıyoruz. Battık. 1 2 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bir defa daha tığımızın başına ip aldık. Sonraki tepeye battık. 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bir sonraki tek olan tepeye bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 defa çekerek. Sonrasında yine işaretimizin olduğu kısımları ikişer ikişer trabzanlar yaparak birlikte örüyoruz. 1 2 ve üçünü aynı anda çekerek kapatıyoruz. Bir sonrakine yine aynı 1 2. İkisini çekerek aynı anda kapatıyoruz. Yine kesme yapıyoruz bu kısımlarda. 3. kesme yaptığımız sıramız işaretimize kadar ikili ikili trabzanlar yaparak geliyoruz. Buradaki işaretimizi son trabzanımızda yaptıktan sonra tamamlamış oluyoruz. Tekrardan bu kısımda sayalım. Üçüncü kesme sırasında 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık bu sırada. Yine sıramızın sonunda önce bir tane trabzan. Tığımızın başına ip aldık. Sonraki tepeye 2 defa çekerek tek trabzan yaptık. Sonrasında 2 tane yalancı trabzan. 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. 3'ünü çekerek aynı anda kapattık. Sıra sonuna kadar kalan kısımlardaki sık iğne tepelerine sık iğne yaparak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, 3. sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi 4. sıraya geçerken son kez kesme yapıyoruz. Yine ön kısımda şu kısımdan yine tekli olan trabzanımıza kadar yine 3 sık iğne tepesi yine atlayarak geliyoruz. Önce o kısma kadar gelelim. Önce işaretimizi takalım bu kısımlara. 2 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Yine işaretimiz öncesi 3 tepeye kadar yine sık iğne yaparak geliyoruz.
Evet, sık iğnelerimizi yaparak geldik. Şimdi 1, 2, 3 tepe öncesine kadar yine burada 2 tane eksik kalmış. İşaret öncesi 3 tepeye kadar yine sık iğne yaparak geldik. Sonrasında yine önce 2 tane yalancı trabzan yapıyoruz. 1, 2, son tepeye de 1 tane tekli trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine keserek devam ediyoruz. Önce 1 tane ikili trabzan birlikte ördüğümüz 1, 2, 2 tane trabzanı çekerek aynı anda kapatıyoruz. Sonraki 3 tepeye üçlü kesme yapıyoruz. 1, 2, 3 defa trabzan yaptık. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Çekerek aynı anda kapattık. Burası son kesme sıramız ve bir kez daha ikili kesme yapıyoruz. 1, işaretimizi çıkartıyoruz. Burada ilmekler biraz uzun kaldı. Tekrardan önce bir trabzan yapalım. Son çekişimizi yapmadık. Tığımızın başına ip aldık. Bir tane daha trabzan yaptık. Üçünü çekerek aynı anda kapatıyoruz. Sonrasında bir tane tekli yine trabzan. 1, 2 defa çektik. 2 tane yalancı trabzan. 2 sıra sonuna kadar yine sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bu son kesme sıramızda ön tarafının. Şimdi bundan sonra kalan ilmeklerle boyun kısmını öreceğiz. Önce sıramızı sık iğne yaparak tamamlayalım. Evet, şimdi yine sıramızı tamamladık. Bundan sonra kalan sık iğnelerimizle boyun kısmını örmeye devam ediyoruz. Üst sıraya geçerken yine 2 zincir çektik. Ve bu kez tüm tepelere tek batarak sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde şimdi ilk sıramıza başladık. Bu şekilde yine sık iğne yaparak 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan boyun kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, şimdi patiğimizin boyun kısmında bu şekilde 4 sıra boyunca sık iğne yaptık. Şimdi en son kalan patiğimizin kenar kısmındaki saçaklı kısmı. Bunun için örgümüze ters taraftan devam ediyoruz. Şu kısımlar iç tarafa bize doğru bakacak şekilde, şu kısımlar da dışa doğru bakacak şekilde devam ediyoruz. Buradan zincir çekerek devam ediyoruz. Burada buraya kadar ördüğümüz kısımda tığımızın numarası 2 idi. Şimdi buradan sonra 2,5 numara tığla devam ediyoruz. Tığımızı değiştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektikten sonra 1, 2, 3. zincir deliğine batarak bu kez sık iğne değil şu şekilde ilmeğimizi içinden geçirdikten sonra bu şekilde devam ediyoruz. Yani zincir üzerine zincir yaparak battık, ilmeğimizi geçirdik içerisinden ve en son tığımızdaki ilmeğin içerisinden de tekrardan geçiriyoruz. Batıyoruz, bir sonraki zincir deliğine battık, ilmeğimizi geçirdik ve tığımızdaki ilmeğin içerisinde tekrardan geçiriyoruz. Burada sık iğne değil, şu şekilde değil. Yani bu şekilde değil, batıyoruz, ilmeğimizi içerisinden geçirip ve son ilmekten tekrardan geçiriyoruz. Zincirli kısma batıyoruz, ilmeğimizi içerisinden geçirip zincir şeklinde devam ediyor, sık iğne değil. Bu şekilde tekrardan sıra sonuna kadar zincir üzerine tekrar zincir yaparak devam ediyoruz. Son zincirin içerisine de tekrardan battıktan sonra burada biraz zor oluyor bu kısımda. Son zincirli kısma batıyoruz. İçinden geçirdikten sonra buradaki
Sık iğnelerimizin tepe noktasının iki katına değil, bizden tarafa olan kısma değil, dış tarafı kısma batarak bu saçaklarımızı sabitliyoruz. Bu şekilde bir tane saçağımızı yaptık. Bir sonraki saçağımızı yaparken yine 14 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sonrasında 1, 2 tane zincir deliği atladık. Üçüncüsüne batıyoruz. İlmeğimizi içerisinden geçirdikten sonra tekrardan tığımızdaki ilmeğin içerisinden tekrar geçiriyoruz. Bu şekilde zincir üzerine zincir yaparak, sık iğne değil, bu şekilde 12 tane zincirin içerisine batarak yine 12 tane zincir yapmış oluyoruz. Saçaklarımız bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar zincirli kısımlara batarak ilerliyoruz. Sıranın sonunda geçiş yaparken yine bu şekilde devam ediyoruz. Önce sıra sonuna kadar gelelim. Burada tığ numaramızı değiştirmemizin sebebi bu saçakların biraz gevşek olması gerekiyor. 2 numara tığ uç kısmı biraz ince olduğu için bu şekilde bir yarım numara büyük tığından devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Sıranın sonunda bize doğru bakan kısma değil, buradaki sık iğnelerin tek katına ve dış tarafı kısmına batarak yine bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde ikinci saçağımızı yaptık. Sıralı bir şekilde boyun kısmının çevresine her defasında 14 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Üçüncü zincir deliğine batarak yine zincir üzerine zincir yaparak sık iğne değil. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıranın sonunda yine boyun kısmının tek katına batarak saçaklı kısmı sabitleyelim. Bu şekilde tüm boyun çevresine saçaklarımızı yaparak tamamlayalım. Şimdi 3 tanesini yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin boyun kısmını da bu şekilde tamamladık. Şimdi ipimizi kestik. Patiğimizin boyun kısmının saçaklı kısmını iç taraftan yapmıştık. Tekrardan buradan bir işaret taktık. Bu kısımda şu yan taraftaki açıklık için bir tanesini sağ taraftan bırakıyoruz açıklığımızı. Bu eşinde de sol tarafta olacak şekilde yapıyoruz açıklığımızı. Buraya bir işaret taktık. Tam şu orta kısmını belirledik. Buradan açıklık yaparak devam ediyoruz. İpimizi kestik ve örgümüze ön taraftan devam ediyoruz. Yine 2 numara tığımızdan devam ediyoruz. Buradan ipimizi önce sabitleyelim. 1, 2 zincir çektikten sonra ipimizin fazla olan uç kısmını da içine örerek bu kısımlara hemen şu saçaklı kısmın tepe noktasına yine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, boyun kısmında şimdi ön yüzden bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonundaki işaretimize kadar yine sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz.
Evet, sıra sonuna kadar geldik. Yine sık iğne yaparak buradan işaretimizi çıkartıyoruz. Burada iki sık iğne tepesi yapmadan dönüş yapıyoruz. 1 2. Tekrardan sık iğneyle devam ediyoruz. Arka yüzden bu kez devam ediyoruz örgümüze. Yine sık iğne yaparak önce 2 zincir çekelim. Arka yüzden yine sık iğnelerimizin tepesine batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Burası da patiğimizin boyun kısmının fiyon şeklinde olan kısmının açık olan kısmı. Arka yüzden de sık iğne yaparak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, yine sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaparak tamamladık ikinci sıramızı. Tekrardan 1-2 zincir çekerek döndük. Bu kez patiğimizin son kısmı, şu kenar kısmının oyasını yapıyoruz. Son sıramız. 2 zincir çektik, tığımızın başına ip aldık ve hemen zincirin dibine batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 2'şer defa çekerek 1-2. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Aynı yere batarak yine bir tane daha trabzan yapıyoruz. Sonrasında bu yapmış olduğumuz ikili trabzanı 1-2 tane sık iğne tepesi atladık. 3. sık iğneli kısma tepesine sık iğneyle trabzanımızı sabitliyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Zincirin hemen dibindeki sık iğneli kısma batıyoruz. Bu kısma 2 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yere batarak. Sonrasında alt taraftan 1-2 tane sık iğne tepesi atladık. Üçüncüsüne batıyoruz. Sık iğneyle bu yapmış olduğumuz ikili trabzanları sabitliyoruz. Bir kez daha 1-2 zincir çektik. Tığımızın başına ip aldık. Hemen zincirin dibinde batmış olduğumuz sık iğneli kısma 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında alt taraftan 2 tane sık iğne tepesi atlayıp 3.sine sık iğneyle batarak bu kısımları da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, şimdi patiğimizin son kısmı olan sıramızda bu şekilde tamamladık. İpimizi kestikten sonra burada son kısım olan şu yan taraftaki bağcığımız için yine tabanda kullanmış olduğumuz rengimizden devam ediyoruz. 2 numara olan tığımızla işimizi tamamladık. Şimdi diğer tığımızla devam ediyoruz. Yine bir yarım numara büyük olan tığımızla önce yan taraftan sabitlemeden önce 40 zincir çekerek devam ediyoruz. Önce bir düğüm atıyoruz. Bu kısımda yine gevşek olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz gevşek bırakarak burada 40 tane zincir atarak devam ediyoruz. Evet, şimdi 40 tane zincirimizi attıktan sonra örgümüze şu kısımdan yine devam ediyoruz. Hemen saçak yaptığımız kısmın şu ilk sırasından itibaren önce ipimiz arka tarafta, şu dibine batarak ipimizi çekiyoruz ve burada da yine saçak kısmında yapmış olduğumuz gibi sık iğne değil zincir yaparak devam ediyoruz. Hemen saçağımızın dibindeki sık iğneli kısma batıyoruz. İpimizi arka taraftan çektikten sonra zincir atıyoruz. Ön taraftan sık iğneli kısma batıyoruz ve arka taraftaki ipimizden ön tarafa çıkartıp ve ön taraftaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Yani şu saçak kısmında yapmış olduğumuz teknikten devam ediyoruz. Sık iğneli kısma battık. Arka taraftaki ipimizden ilmeğimizi çektik ve ön taraftaki ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Sık iğneli kısma battık, arka taraftan ilmeğimizi geçirdik ve ön taraftaki
ilmeğimizin içinden tekrar zincir çekerek devam ediyoruz. Bu kısım sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tüm patiğimizin boyun çevresinin ilk sırasını bu şekilde yine tamamlıyoruz. Her bir sık iğneli kısma batarak. Bu kısımda zincir çekerek devam ediyoruz. Sıramızı bu şekilde devam ederek tamamlayalım. Evet, yine sıramızın sonuna kadar geldik. Yine başlangıç kısmında olduğu gibi 40 zincir çekerek bu sırayla bu şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 40 zincirimizi atıp ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi bu kısmı da tamamladık. İpimizi kestik. Şimdi ikinci kat, şu ikinci sıra için tekrardan ipimizi sabitleyerek devam ediyoruz. Bunun için yine saçak kısmında olduğu gibi şu yapmış olduğumuz zincirlerin üzerine tekrar zincir yaparak şu kısımdan tekrar ipimizi sabitliyoruz. Burada diğer tığımızı da kullanabiliriz. Nasıl kolayınıza geliyorsa şu kısımdan tekrardan ipimizi sabitliyoruz. Ve saçak kısmında olduğu gibi tekrardan zincir çekerek devam ediyoruz. Zincirlerin içerisine batarak ve ilmeğimizi geçirerek zincirimize battık. İlmeğimizi çıkarttık ve tığımızdaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde sık iğne değil, zincir çekerek tekrar zincir üzerine zincir çekerek devam ediyoruz. Şu kısma kadar yine geliyoruz. Burada önce zincirli kısma batıyoruz. İlmeğimizi içerisinden geçirip ve zincir yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar önce gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar zincirimizin üzerine tekrardan zincir yaparak bu kısmı tamamladık. Üst sırayı yapmak için köşe kısmına kadar geldik. 1 2 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Bu kez şu yapmış olduğumuz yarım ay şeklinde olan oyamızın dibine batarak yine zincir yaparak devam ediyoruz. Bu da boyun kısmının ikinci kat olan zincirli kısmı için tekrardan buradan devam ediyoruz. Bu kez şu oyamızın dibine batarak şu kısımda bir tane sık iğne sırası atladık. Ve buraya yine zincir yaparak devam ediyoruz. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde yine sıranın sonuna kadar geldik. Yine sıranın sonunda yapmadığımız zincirli kısma bu kez yine zincir üzerine zincir yaparak devam ediyoruz. 1 2 zincir çektikten sonra yine buradaki zincirli kısma batıyoruz ve yine zincir çekerek devam ediyoruz. Her bir zincir tepesine batıyoruz. Ve içerisinden geçiriyoruz. Battık. İlmeğimizi geçirdikten sonra hemen içerisinden geçirerek devam ediyoruz. Zincirli kısma batıyoruz. İlmeğimizi geçirdik ve içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna geliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videom hakkındaki yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.